sevgili izleyiciler, Reçete programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Müzeyyen Çuhadar. Çocuklarda oyun terapisinin etkileri hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle tabii oyun terapisini konuşacağız ama ondan önce alt başlıklarım, alt sorularım olacak. Tabii. Size sormak istediğim. Pandemi sürecinde çocuklar nasıl geçirdi? Bu süreci nasıl geçirdi? Onunla ilgili konuşalım. Aslında pandemi sürecinde sadece çocuklar değil, bütün canlılar çok fazla zorlandık. Hepimiz için çok ciddi, çok büyük bir travmaydı. Ama bunu bütün dünyaca hep birlikte geçirdiğimiz için daha kolay atlattığımızı düşünüyorum. Sadece bizim ülkemize özel bir şey olsaydı, buraya spesifik olsaydı herhalde çok daha zor atlatırdık. Çok büyük bir travma. Hepimizin, birçoğumuzun ilk kez yaşadığı bir travma. Salgın süreci ama en çok çocukları nereden etkiledi? Bence okul hayatlarından koparılmalarıyla ilgili bir sorun oldu. Çünkü okul bir çocuk için sadece bilgi öğrendiği bir yer değil. Hayata dair bazı provaları yaptığı da bir yer. O açıdan öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, dışarı çıkıp bahçedeki koşmaları, birçok şey çok fazla engellendi. Bir de şey var tabii, annelerimiz evde, daha doğrusu bütün aile üyelerimiz evde aşırı bir titizlik, bir hijyen konusunda takıntılarımız oldu, hepimizin oldu. Çocuklar da bundan çok fazla etkilendiklerini düşünüyorum. Peki evet, hepimizle birlikte çocuklar da çok etkilendi. Yani okulların evet, kapalı olması bir yana evde vakit geçirdikleri için de zorluk yaşadılar. Geçiremediler de. Evet. Çok da zor geçti dönem. Peki çocukların davranış problemleri nelerdir? Ne gibi problemlerle karşılaşırlar? Bu dönem mi has yoksa genel olarak mı konuşalım? Kısa pandemi döneminden bahsedip genelde söyleyebilirsiniz. Hı hı. Pandemi dönemine dair çocuklarda konuşma geriliği çok yaşadık. Mutizm denilen, işte önce çocuk konuşmaya başlamıştır aslında. Telegrafik konuşma diyoruz bunu. İşte anne gel, baba git, topu tut gibi konuşmaları. Birçok çocukta bu konuşmaları kestiklerine dair işte danışanlarımızdan gelen istekler ya da işte karşılaştığımız problemlerde konuşma geriliği, konuşma gecikmesi, küçük obsesyonlar, işte hijyen takıntıları, hiperaktivite artışı gözlendi ama bunun tabii ki nörolojik anlamda da bakılması lazım. Bu hiperaktivite can sıkıntısıyla mı orantılı yoksa gerçekten nörolojik bir problem olarak mı var? Onlara da bakılması lazım ama genelde annelerin, babaların en çok problem yaşadığı şu dönem içerisinde tuvalet alışkanlıkları ile ilgili gerilemeler, konuşma bozuklukları, kekemelik, hijyen takıntıları, insanlarla temas etmede güçlük. Bu tip şeyleri çok fazla yaşıyorlar. Peki ebeveynler bununla ilgili neler yapabilir? Yani nasıl çocuklara önlemler koyabilir? Evde yardımcı olabilecekleri şeyler var. Aslında bir anne, ben şöyle anlatayım. Bize başvuran anneler babalar olduğunda ben genelde hep şunu soruyorum. Sizce bu problemin kaynağı nedir? Onlar da bana hep şöyle cevap veriyorlar. Biz zaten bunu bilmiyoruz, o yüzden size geldik diye. Aslında bir çocuğun yaşadığı problemin kaynağını en iyi annesi, babası ya da ona bakım veren insanlar bilir. Ne zaman başladı, sizce ne zaman başladı gibi soruları ebeveynlere çok fazla soruyorum ve düşünmelerini istiyorum. Çocukların yaşadıkları problemlerde anneler, babalar aslında ne zaman başladığını, neyden sonra tekrar bu şekilde bir gelişim gösterdiğini bulabilirlerse bunu çözmek için de ellerinde çok büyük bir güç olacak. Ama benim onlara tavsiyem öncelikle her şekilde sabırlı olmaları. Çok zor biliyorum. Birden fazla çocuğu olanlar için de çok zor. Bir de değişik yaş grupları olan anneler, babalar var evde. Biri ilkokul çağında, bir tanesi bebeklik çağında. Çok zorlanıyorlar ama en öncelikle önereceğim şey çok sabırlı olmaları. Bazı davranışları görmezden gelmek onlar için yapabilecekleri en basit ve en önemli şeylerden biri. Peki bu çocuklarda bazen şiddet eğilimleri de oluyor. Yani böyle özellikle evet, kardeş, hani birden fazla kardeşi varsa onu kıskanabiliyor, onunla böyle hırçınlaşabiliyor, kavga edebiliyorlar. Hani bu nasıl önlenebilir peki? Acaba bu önlenmeli mi? Önemli. Şimdi biz anne babalara hep şöyle söylüyoruz. Birbirlerine çok fazla ciddi zarar vermedikleri sürece kardeşler arasındaki dinamiklere çok fazla müdahale etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani biri birinin fiziksel anlamda zarar verecek, onu yaralayacak ya da ciddi örseleyecek bir noktaya gelmiyorsa bu dinamikler kendi içinde çözülebileceğini düşünüyorum. Zaten onlar küçük bir topluluk oluşturuyorlar. Bu anlamda birbirleriyle iletişimleri,
çatışmaları bir şeyler öğretecektir. Çatışma alanları aslında iyi alanlardır öğrenmek için ve gelişmek için. Peki bu şiddetin sosyal ailenin sosyal yapısına, ailenin evde geçiren süre, bunların önemi var mı? Yani yaşadığı bölge, yaşadığı yer ya da ailenin içinde şiddet olduğunda çocuk daha mı şiddete meyilli oluyor? Kesinlikle yapılan araştırmalarda kendi ailesini bırakın, yaşadığı mahallede, çevrede çok fazla şiddet eğilimi olan bireylerin şiddet göstermeye daha eğilimli oldukları, küçükken yaşadıkları bu tip travmatik durumların yetişkinliklerinde de çevresindeki daha fiziksel anlamda daha güçsüz ya da yaş olarak daha güçsüz, daha küçük olan insanlara karşı uygulama konusunda hiç bu şekilde bir yaşantıya rastlamayan birine göre çok daha fazla rastlanıyor. Yani şiddet öğrenilen bir şey, evet. Evet, gösterilir. Peki böyle bir saldırgan çocukla karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız? Yani ne yapmalıyız? Öncelikle bunu birçok şey için konuşabiliriz ama şiddet bir şey istediği zaman anneye babaya vurmakla ilgili bir şey konuşuyorsak, tabii ki dışarıda büyük olan o çatışmalardan, çetelerden bahsetmiyorum ama küçük bir çocuğu ele alırsak, çocuğunuz size vurduğunda siz de ona karşılığında çok fazla bağırıp belki de ona vurma gibi bir eğilime geliyorsunuzdur. Tabii bunu şu şekilde de konuşmayalım. Yani bu bir kere yaşanmıyor tabii evde. Defalarca olduğu için ya da annenin sorumlulukları o anda daha farklı olduğu için oturup ona 3 dakika ayırmak, 5 dakika ayırmak bazen zor geliyor. Bir de alışkanlık sonuçta sizin çocuğunuz. Ama benim onlara önerim, onların yaptıkları şeyleri yapmalarını istemiyorlarsa böyle bir örnek olmamaları da gerekiyor. Yani model olmaları bizim için en önemlisi. Evet. Çocuğunu size vurduğunda siz de ona vuruyorsanız bu bir döngü şeklinde gidecek. Evet. O yüzden bunu yapmamaları gerekiyor. 2 dakika sakinleş. Şu anda çok büyük bir duygum var. Bana sinirlendin çünkü sana oyuncağını vermedim ya da o istediğin çikolatayı vermedim. Biliyorum çok sinirlisin ama biraz sakinleşelim, sonra yine konuşalım. Evet. Peki. Ki birçok çocuk bunu anlamayacaktır ama defalarca kez tekrar edildiğinde ve 5-6 defa bu şekilde bir olay yaşandığında bunu kabul edecektir. Evet, çocuklar bazı anlarda gerçekten çok ısrarlı davranışlar sergileyebiliyor. Yani ailelerin bu konuda zaten yapabileceği şeyler bazen sınırlı oluyor. İşte atıyorum çikolata örneğini verdiğiniz gibi. Yani bazı ailelerin durumu yok ama çocuk illa onu istiyor ve alamayınca bu sefer hem aile üzülüyor hem çocuk başka sorunlar yaşıyor. Aynen, aynen. Peki çocuklarda şöyle de bir sorun var. Hani altını ıslatıyorlar geceleri veya hani günün başka bölümlerinde. Hani bunun sebebi ne? Hani bunun da tek bir sebebi mi var yoksa başka etkenler de var mı? Yok. Aslında şu şekilde alt ıslatma problemine biz çocuklar gece alt ıslatması, gündüz alt ıslatması ya da gece gündüz alt ıslatma olarak düşünebiliriz ama şimdi bu durumda şöyle bir şey var. Yeni tuvalet eğitimi almış olan bir çocuğun alt ıslatmasını biz 1 yıla kadar, 1,5 yıla kadar ama ara ara bir ıslatmadan bahsediyorum. Bunu çok anormal olarak bulmuyoruz. Ama sonradan gelişen, bir travma sonrasında gelişen bir alt ıslatma varsa enuresis, enkopresis deniyor tıp dilinde. Dışkı kaçırma ya da idrar kaçırma şeklinde. Eğer böyle bir şey varsa, ailede genetik bir faktör varsa, yani annede babada küçük yaşlarda daha önce alt ıslatma ya da dışkı kaçırma problemleri yaşanmışsa ya da çocuğun yakın zaman içerisinde yaşadığı travmatik bir olay varsa, yeni bir kardeş varsa evde, regrese olabiliyor çocuklar çünkü. Bazen ilgi çekmek için bile bunu yapabiliyorlar. Aslında evet, yani o bir ihtiyaç belirtisidir. Bir de bu problemlere şöyle bakmak lazım. Eğer fizyolojik bir altyapısı yoksa, yani çocuğun mesane ve kaslarla ilgili tıbbi bir öyküsü yoksa, bir rahatsızlığı yoksa, sadece psikolojik kökenli olduğunu düşünüyorsak o zaman şöyle bir şey söyleriz. Neden böyle bir ihtiyaç içinde? Neden alt ıslatma ihtiyacı içinde? Ya da mesela bazı çocuklar kardeş doğduktan sonra altını bağlattırır. Geriye ket vururlar. Neden bu hareketi yapıyor? Bu benim için daha önemli. Yani alt ıslatmanın kendisi değil, buradaki ihtiyacın buradan çıktığını görürüm ben. Bir ihtiyaç var ve alt ıslatmayla çıkmış ortaya. O psikolojik olarak oraya yansıtıyor ve hatta bazı çocuklarda uzun yıllar, hani yetişkinliğe kadar bu devam ediyor diyebiliyoruz. Çok da sıkıntı yaşıyorlar. Yani illa çocuk olarak düşünmeyelim, yetişkin danışanlarımız da var alt ıslatma problemi olan birçok insan var maalesef.
Peki yeme bozukluğu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bu çocuklardaki yeme bozukluğu neden oluyor? Hani bazı çocuklar aşırı yeme var, bazıları da hiç mesela yemek yemek istemiyor. Bazı aileler hani çok yemek veriyor. O yüzden mi çocuk geri çekiliyor? Hani bunların sebebi neler? Bizim toplumumuzda yemek yeme konusu çok değişken. Yani Avrupa'daki insanların çocuklarını koydukları öğünlerle bizimkinin aynı olmadığını düşünüyorum. Çocukların yiyebilecekleri şeyler annelerin gözündeki o miktar o kadar değişiyor ki bazı anneler işte 3 kaşık koyuyor çocuğu için, bazı anneler bir tabak bir yetişkin kadar yemesini bekliyor. Şimdi ben burada hep annelerimize şunu soruyorum. Doktorunuz size kilosu konusunda ya da işte kan değerleri konusunda bir şey söyledi mi? Beslenmesiyle ilgili ne durumdayız? Skalanın neresinde diye. Pardon. Bu skalanın eğer normal bir kısmındaysa aşırı yemek yedirme davranışı bizde çok yanlış bir şeye yol açıyor. O zaman da duygusal yemeler ortaya çıkıyor. Mesela bizde çocuklarda şöyle bir şey vardır. Çocuğunuz çok ağlıyorsa ona tatlı bir şeyler vermek istersiniz. İşte çocuk da susar. Ama bir süre sonra yetişkinliğine geçtiğinde en ufacık bir travma yaşadığında örneğin okulda başarısız olduğunda gidip çikolata yemeyi tercih eder. Mesela bizim hepimizde de öyle değil midir? Evet. Tatlı bir şeyler yiyeyim. Bunlar bizim öğrenilmiş olan şeylerimizdir. Mesela tatlı bir meyve de yiyebilirsiniz ama örneğin biz ekler yemeyi tercih ediyoruz. Sadece tatlılık değil yani. O tatlıyı yemeyi tercih ediyoruz. Çocukluğumuzda öğrendiğimiz bazı yeme davranışları aslında hipnotik bir etkiyle bu hale geliyoruz. Bazen de dediğiniz gibi atıyorum hani doktorlar diyor ki işte 3 yaşındaki çocuğun kilosu şu kadar olmalıdır veya internetten, sosyal medyadan bu tarz şeyleri görüp hani veya atıyorum aynı yaşta başka bir akrabası varsa hani onun çocuğu yiyor da benim neden çocuğum yemiyor diye böyle düşünüyor ebeveynler. Yani kesinlikle. Anneler bir tane danışanımız var. Hep şöyle söylüyor. Ben dışarı çıktığımda hep diğer çocukların kilolarına bakıyorum. Benimkinden kilolu mu? Benimkinden daha az kilolu mu? Eğer daha az kiloluysa biraz seviniyorum. Daha kiloluysa o zaman işte o çocuk işte ne yedirdi acaba annesi diye soruyorum. Kendi anneliğini sorguluyor aslında. Ben iyi anne değil miyim? Evet aynı. Kilolu çocuğun annesi iyi annedir. Öyle bir algımız var. Çok yanlış tabii ki. Evet. Peki çocuklar cinsel kimliklerini keşfettiği zaman nasıl davranıyor? Bu soru aslında bizim ülkemiz için birazcık karışık. Bizde cinsel kimlik çok örtük yaşanmalıymış gibi hissediliyor ama aslında çocuklar doğdukları andan, anne sütü emmeye başladıkları andan itibaren cinsel kimlikleri de gelişmiş olur. Özellikle 3 yaş civarında cinsel kimliklere kız olmak, erkek olmak, erkek gibi davranmak, cinsel organlarının farkına varma dönemi 3 ile 6 yaş arasındaki bir dönemdir. Bu dönemde aşka benzer duygular yaşarlar. Kızlar babalarıyla da yaşayabilir. Erkekler anneleriyle yaşayabilir. Ya da anaokuluna, tabii şimdi birçoğu gidemiyor ama anaokuluna gittiklerinde oradaki öğretmenleriyle ya da sınıf arkadaşlarıyla aşka benzer bir duygu yaşarlar. Duygulanım, romantik ilişkilerin dönemidir. 3-6 yaş arası için aslında yetişkinliğe benzer bir döneme başlangıçları var. Ama 6-12 yaş döneminde latent dediğimiz gizli örtük, işte kızların kızlarla hep oynadığı, erkeklerin erkeklerle hep oynadığı ya da hatırlarsınız belki sizi yakalamaç gibi şeyler oynarken kızlar ve erkekler ayrı gruplar olurlar. Hatta yan yana bile oturmayı çok istemezler. 12'den sonra yine normal artık yetişkinliğe prova şeklinde devam ediyor. Yani yeme bozukluğunda bahsettiğimiz gibi bir de uyku problemimiz var. Hani uyku probleminde de çocuklar hani ya çok uyuyorlar ya da hiç uyumuyorlar. Geceleri hani aileler bu sefer sürekli ağladıkları için onlar uykusunu alamamış oluyor. Hani bu çocuklardaki uyku probleminin altında neler yatıyor? Genelde uyku eğitimi diye bir şeyden bahsediliyor. Ben açıkçası buna çok inanmıyorum. Yani çocukların ihtiyacı olduğunda uyutmamız gerekiyor tabii ki ama bazı çocuklar mizaç olarak çok uykusuz çocuklardır. Doğdukları andan itibaren daha az uyumayı severler. Ya da mesela işte ufacık bir seste uyanırlar. Bazı çocuklar çok derin uykuya geçebilirler. Şimdi burada anneler, babalar
Bir de şöyle bir problem var, az çok uyumanın dışında tek başına uyuyamamak, sürekli yanında anneyi babayı istemek ya da anneyle babayla üçünün birlikte yattıkları durumlar var. Biz en çok aslında bunlarla haşır neşir oluyoruz. Çocukların uyku saatinde saat 3'te yatmalı gibi bir şey değil de daha çok. Mesela akşamlar daha erken yatmasını istiyorsanız öğlen uykusu saatlerinde uyuyabildiği kadar diye bir durum olmaması lazım. Öğlen uykularını 1 saat, 1,5 saat gibi uyurlarsa akşam daha erken uyuyacaklardır. Ve uyku öncesinde özellikle annelere, babalara söylüyorum, çok hiperaktifleşeceği oyunlar oynatılmaması lazım çocuklara. Yani oyundan, uykudan yarım saat önce böyle koşmalı, boğuşmalı oyunlar çocukları hiperaktivitesini arttırır. Ama uyku öncesinde bir sakinliğe ihtiyacı vardır çocukların ev genelinde de. Biraz yavaş yavaş alıştırabilirler. Hani işte ortamdaki ışıkların daha loş hale gelmesi, televizyonun sesi kısılması, pijamalarını getirip kucağınıza koymanız. Biraz onları gördükçe aslında uykuya hazırlanma süreçleri de başlayabilir. Ama şunu da söyleyelim. Annelerle babalar çocuklar birlikte yatıyor diye çocukların psikolojisi bozulur, özgüvenleri azalır mı? Hayır. Böyle bir şey, sevgiyle yapılan hiçbir şeyden çocukların özgüvenleri azalıp ya da psikolojik olarak problemler yaşamazlar. Elbet bir gün onlar kendi yataklarına geçecekler. Ama gerçekten anne baba bu durumdan rahatsız değillerse birlikte uyumaya devam edebilirler. Ama bazı anneler ben rahat uyuyamıyorum diyorlar. Onları anlayabiliyorum. O zaman yataklarını yavaşça geçirmelerinde fayda görüyorum. Peki bu hani anne babayla yatma olayında yani kız çocukları annesi babasını kıskandığı için mi daha çok? Yok yani öyle bir şey yok. Güven duygusunu ister çocuklar. Bizim için en önemli şey çocukların güvenle bağlanmasıdır. Bakın bu pandemi döneminin aslında bir tane katkısı varsa belki de budur. Huzurlu, güzel, mutlu ailelerde büyüyen çocuklar şu son bir yılı neredeyse en yüksek dozda anneyle, babayla, kardeşle, ablayla, abiyle geçirdiler. Bu onlar için en güzel tarafıydı. Hep birlikte bütün ailece evde olmaları, onların ihtiyaçlarının zamanında hemen karşılanması çocuklarda çok hoş, güvenli bir bağ oluşmasına sebebiyet vardı. Ama bunun aşırısı da biraz bağımlılık geliştirici bir oyundur. Yani her şeyi annesi babası tarafından yapılan, hiçbir şey kendisine yaptırılmasına izin vermeyen çocuklar da bağımlı bir karakter oldular. Ama dozunda yapılması gerektiği kadar alan çocuklar daha özgüvenli ve güvenli bir şekilde bağlanmış çocuklar olarak yetişiyorlar. Peki bu uykuda gelip yatmanın özgüvenle bir alakası olmadığını söylemiştiniz. Korkularla evet, ilişkili. Korkularla mı ilişkili veya hani bu korkuların altında geçen şeyler ne, neden gelişiyor? Aslında çocukların korkuyor olması güzel bir şey. Çünkü zekalarının geliştiğini gösterir. Çocuklar işte 7-8 aylıkken pat diye kendini bir yerden bir yere atabilir. Ama 2 yaşındayken aynı çocuk aynı davranışı yapmaz. Çünkü yaralanma olabileceğini, canının acıyabileceğini bilir. Korkuda da bazı tehlikelerin farkına varıyor olması aslında duygusal anlamda geliştiğini gösteriyor bize. Sadece burada çocuğu biz vermiyorsak bu korkuyu, korkuları yaşaması çok normal. Peki bu korkuları nasıl aşabilir çocuklar? Şimdi korkunun çeşitlerine de bağlı aslında. Ben en çok burada biblioterapiyi çok öneriyorum annelere. Kitaplar aracılığıyla, model olma aracılığıyla ama en çok da kitaplarla. Bir sürü kitap var böyle çocuklara okuyabileceğimiz öyküler. O öykülerdeki çocuklarla ya da o öyküdeki kahramanlarla özdeşim kurdukları zaman çok daha kolay bir şekilde atlatabiliyorlar. Ama şunu asla söylemesinler. Korkacak ne var? Korkacak bir şey var. O yüzden korkuyor. Evet. Herhangi bir gölgeyi bir canavara benzetebiliyor. Onların hayal güçleri çok daha filtresiz. Akıllarına gelen her şeyi düşünebiliyorlar ve söyleyebiliyorlar. Korkacak bir şey yok demesinler. Anlıyorum, seni korkuyorsun. Ama işte ben hep şöyle söylüyorum. Gündüz olmayan hiçbir şey gecede yoktur. Biz hepimiz burada evimizde güvendeyiz gibi. Onu güvenini sağlayacak, kendini daha rahat, sakin hissedebileceği cümleler kurmamız lazım. Peki bütün bu sorunlarda oyun terapisi nasıl bir etki yaratır? Yani nasıl, işe yarıyor mu?
Onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Oyun terapisi çok geniş bir kapsam aslında. Biz iki tip yapıyoruz. Bir çocuk merkezli oyun terapisi, bir de bilişsel davranışçı terapi merkezli oyun terapimiz var. Oyun terapisinde bu saydığımız alt ıslatma, korkular, boşanma sonrası adaptasyon, boşanma da çocuklar için çok büyük bir travmadır. Yakın kaybı, annesinin babasını ya da bakım veren kişiyi kaybetme, kardeş sorunları, okul fobisi, şiddete maruz kalan çocuklar, istismara, her türlü istismara maruz kalan çocuklar da oyun terapisi çok etkili. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklar da oyun terapisi çok çok etkili. Nasıl yapıyoruz? Çocuk merkezli de biz oyunu yönlendirmiyoruz. Çocukların bizler gibi oturup bu şekilde karşılıklı sohbet etmesini tabii ki beklemiyoruz. Bazı çocuklarda var ama bazılarında normal olarak, yani çok sık rastlanmıyor. Çocuklar bize oyunlarla gösteriyor neler problem yaşadıklarını. Mesela tırnak yeme problemi var bir çocuğun. Ben mesela tırnak yeme semptomuna çok takılmıyorum. Neden tırnak yemeye ihtiyaç hissetti? Asıl problemin kaynağı burası. Yani bugün tırnak yer, tırnak yemeyi bıraktırırsınız, sonra tilotimani, işte saçlarını yolmaya başlar, kaşını yolar. Demek ki o problem sadece tırnak yeme semptomuyla ilgilenmişsinizdir. Ama altında yatan gerçek nedeni bulamadığınızda bu sefer bilmiyorum, tırnağının etini yemeye başlayacaktır. Ya da kolunu ısırmaya başlar, saçını yolmaya başlar. Bizim için önemli olan semptomun kendisi değil, semptomun sebebi. Peki bu tırnak yeme ve saç yeme özellikle bazen kan değerleriyle de hani evet, eşleştirilebiliyor. Hani kan değerlerinden dolayı da tırnak yeme ve saç yeme gibi problemlerle karşılaşabiliyor çocuklar. Yani ilk önce hani test, böyle kan testleri vesaire yapılıyor mu çocuklara? Ondan yani sonra tırnakta değil ama toprak yeme. İşte bazı metal şeylerle ilgili çocukların bu tip bir ihtiyaçları varsa o zaman istiyoruz tabii ki, bir çocuk doktorundan bir konsültasyon isteniyor ama temel sebebi psikolojik diye. Evet, psikolojik, tamamen psikolojik olduğunu düşündüğümüz problemlerde oyun terapisi gerçekten çok mucizevi bir şekilde işe yarıyor. Çünkü onlar bize gösteriyorlar nerelerde problemleri var. Mesela en son bir iğne fobisi olan çocuğumuz vardı. Belki örnekle daha iyi anlaşılır. İğne konusunda çok ciddi problemler yaşıyordu. Prematüre doğmuş bir çocuk. Muhtemelen çok fazla iğne oldu, çok fazla serum aldı. Belki diyeceksiniz ki çok eski bir dönemde bu nasıl hatırladı? Bedenimiz kayıt tutar, hatta böyle bir kitap da var. Ona karşı bir fobi geliştirmiş. Oyun terapisinde bizim en çok oynadığımız oyunlar o doktor olur, ben hastayımdır, bana iğne yapar, benim ona yapmama asla izin vermezdi. Ya da önceleri düşmanlara karşı savaştığı oyunlar vardı. Sonra evrilip doktora döndü. Doktordan sonra iğneye döndük. Sonra 7-8 seans sonra ben de artık ona iğne yapabilir pozisyona geldim. Yani bu oyunlar sayesinde bunu yeniden canlandırıyor. Ve bu sefer anısını düzeltebiliyor. Onu tekrar yaşayıp tekrar düzeltip kendini ifade edebildiği bir alan buluyor. Kendini anlatıyor. Peki bu oyun terapilerinde ne kadar sürede sonuç alabiliyoruz? Oyun terapilerinde en çok anne babaların sıkıntı yaşadığı şeylerden bir tanesi. 7-8 yıl boyunca ya da 4-5 yıl boyunca özellikle de çocuklarla yaşadığımız problemlerde bir ya da iki seans gibi bir beklenti çok muazzam bir şey. Biz 1-2 hatta 4 seansa kadar çocuklarla tanışma evresindeyiz. Bana güvenecek. Yani mesela özellikle bazı çocuklar oyun odasında oyuncakları birbirine vurur, yapılmaması. Mesela iki tane kuralımız vardır. Oyuncaklara zarar vermemek, kendine ya da bana zarar vermemesi ve oyun zamanı konusu. 45 dakikalık bir oyunumuz var. Üç tane kuralımız var. Özellikle bu kuralları zorlamaya çalışırlar. Yani 3-4 seans boyunca çocuk oyun terapisti olan kişiyi denetler. Neye kızacak, neye kızmayacak, nelere izin veriyor, hangilerine izin vermeyecek diye. Aslında 3-4 seanstan sonra biz çalışmaya başlıyoruz diyebiliriz. Yani çocuk merkezli seanslar bir 10-15 seans kadar ilerleyebilir. BDT, bilişsel davranışçı seanslarımız ona nazaran daha kısa ama 1-2 seans çok
şey muazzam bir şey olur. Evet. Peki bu oyun terapilerinde yaş sınırı var mı? Kaç yaşından önce? 3'te 10 yaş gibi. Ama bazı çocuklar 2-2,5 yaş evresinde de çok güzel bir şekilde konuşup kendilerini ifade ediyorlarsa evet onları da alabiliyoruz. Ya da bazı mental retardasyonu olan çocuklarda 12-13 yaşlarında biraz daha çocuksu, yaşıtlarına göre daha geriden gelen çocuklarsa onlarla da çalışabiliyoruz. Anladım. Peki hani kız çocuklarında veya erkek çocuklarında daha sık görülen böyle psikolojik sorunlar diye bir şey var mı? Yani kızlarda şunlar daha çok görülüyor veya erkek çocuklarında bunlar daha çok görülüyor diyebileceğiniz bir hastalık var mı? Hastalık demeyelim de bazen erkek çocukları konuşma konusunda biraz daha gecikebiliyorlar. Anneler özellikle küçük erkek çocukları ile ilgili çok endişeye kapılıyorlar bu durumda. Konuşma geçliğini erkeklerde daha sık görüyoruz diyebiliriz ama onun dışında kızlarda daha çok ya da erkeklerde daha çok diyebileceğim bir semptom aslında yok gibi. Ailelere bağlı. Evet, ailelere bağlı. Peki erkek çocuklarında mesela konuşma geriliği daha çok oluyor dedik. Bunun sebebi ne olabilir? Erkekler kızlara göre yani zaten yetişkin erkekler de kadınlara göre daha az konuşan, daha çözümcül diyeyim. Mesela erkek çocuklar işaret dilini daha çok kullanırlar. Göstererek anlatırlar. Annelerimiz de erkek çocuklarına bakmayı seviyorlar herhalde. Onların her anlattığı şeyi çok kolay bir şekilde anlayabiliyorlar. Ben eğer damak yarı, dudak yarı, konuşmayla ilgili engel olabilecek herhangi bir problem, fizyolojik bir problem yoksa, ailede geç konuşmayla ilgili bir öykü yoksa, zihin gerilikleriyle, yetersizlikleriyle ilgili herhangi bir problem yoksa ve çocuk yine de geç konuşuyorsa, o tip ailelere yine bol bol kitap okumalarını, şarkı öğretmelerini ya da o işaret ettiğinde işte suyu işaret ediyordur çocuk. Suyu mu, su mu istedin, su mu istiyorsun deyip tekrar etmek ya da o oyun oynarken onun yanında oturup şimdi arabalarını birbirine çarpıştırıyorsun. Şimdi seninle araba yarışı yapıyoruz gibi sürekli onu seslendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok işe yarıyor. Evet. Peki bu tırnak yeme hastalığı diyelim ki bir çocuk geldi ve onun terapi oyun terapisiyle hiç tırnak yememeye alıştırdık ve aradan 1 yıl veya 6 ay süre geçtikten sonra çocuk o davranışı tekrarlamaya başladı. Hani bu da olabiliyor mu? Çok az rastladığımız bir şey. Eğer yeni bir travma, yeni bir durum ortaya çıkmışsa evet ama çok az rastladığımız bir şey. Anladım. Peki siz pandemi sürecinde hani daha zor olduğu için çocuklar görüşme anlamında hani tek kişilik gruplar halinde mi yapıyorsunuz yoksa böyle 3-4 kişi ayrı ayrı gruplarda yaptığınız oyun terapileri oluyor mu? Oyun terapisi her zaman tek aldığımız durumlar ama pandemi nedeniyle artık mesela bekleme odasında da hiç kimseyi bekletmiyoruz. Yani saat 2'de bir seansımız varsa 2.45 gibi, 2.50 gibi bitiyor. Bir 10 dakika ailelerle küçük psiko eğitim çalışmaları yapıyoruz. Sonrasında 1 saat sonrasına veriyoruz bir sonraki randevuyu. Sterilizasyon yapılıyor, oyuncaklar temizleniyor. Ofis ortamımızı işte havalandırıyoruz. Ondan sonrasında diğer seansa hazırlanıyoruz. Yani 2 seans arasında 2 saat fark oluyor. 2 saat fark oluyor. Peki bu hani korku, endişe, uyku bozuklukları birçok şeyden bahsettik. Evet. Sizin böyle bir çocuk yani davranışı bozuk olan bir çocukla en uzun seansınız veya zorlandığınız çocuktan örnek verebilir misiniz davranış olarak? Davranış olarak istismar konuları çok zor giden konular. İstismara uğrayan çocuklarla çalışmak beni de çok üzüyor. Yani onların içinde bulundukları durum, maruz kaldıkları travma, o travmaya karşı tepki verememiş olmaları çok örselenmiş çocuklar oluyorlar. O yüzden onlarla çalışmak beni çok zorluyor ve çok da uzun vadede çalıştığımız konular. Peki travma olduğunun hani teşhisi koyduğunuz an nasıl bir an oluyor?
Hani bu hastalık, evet, şu an çocuk travma geçirdiğiniz an onun davranışına göre mi, hani oyun terapisinde yaptığınız oyunlardan mı anlıyorsunuz, nasıl anlıyorsunuz? Oyunlarda da çok gösterirler. Örneğin cinsel istismar uğramış çocuklar oyun sırasında, şimdi söylemeyeyim tabii neler yaptıklarını, ama oyun sırasında bize çok net bir şekilde gösterirler. Biz oralardan bazı temalar alıyoruz. İşte evde çok hijyenle ilgili biri vardır. Çocuk o oyundan bize bir tema gösterir. Ya da istismarla ilgili bir şeyler yaşamıştır. Birkaç tema gösterir. Yani hep cinsel içerikli oyunlar oynar. Ya da hep oyun odasında hijyene yönelik oyunlar oynar. Bize gösterir. Biz de aileyle konuştuğumuzda zaten ortaya çıkıyor. Küçük yaş grupları için. Evet. Peki sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hani ailelere önerebileceğiniz, ebeveynlere yapması gereken veya yapmaması gereken şeyler nelerdir? Şimdi birincisi, kendi çocuklarını lütfen kendi kardeşleriyle bile kıyaslamayın. Bunu o kadar çok söyleniyor ki, bu biliyorum. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Yani sokaktan herhangi bir insanı sorsak o da aynı şeyi söyleyecektir. Ama yapıyoruz. Kıyaslama yapıyoruz. Diğer çocuklarda, diğer kendi çocuklarda. İşte mesela bana yazan anneler hep şöyle yazıyorlar. Benim 6 yaşında bir oğlum var, o 2 yaşında konuşmuştu ama bu çocuğum 3,5 yaşında, o hala konuşmuyor. Çünkü o 3,5 yaşındaki çocuğunuz tek, biricik. 6 yaşındaki de öyle. Ya da mesela bazen çocukların çok fazla bağırıp ağladıkları anlar olur. Hani eskiden marketlerde görürdük ya kendini yere atan çocuklar. Orada mesela bir sürü insan müdahale eder. Ağlama, neden ağlıyorsun? Sen küçük çocuk değilsin, bebek misin? Mesela çok fazla ağlayan ya da çok fazla o saat içerisinde kendisini regüle edemeyen çocuklar üzerine gidip mantıklı şeyler söylemeye çalışmak en işe yaramayacak şeylerden bir tanesi. Siz kendinizi düşünsenize, çok ağlıyorsunuz, çok kötüsünüz. Ben size gelip bir şey diyorum, ağlama. Evet. Lütfen ağlama, ama ağlamak istiyorsunuz ve çocuk 2 yaşında, 3 yaşında kendisini zaten ifade edemeyen bir çocuk nasıl gösterebilir ki kaygılı, problemli olduğunu? Anneler, babalara hep en çok önerim şu, olumlu davranışlarına odaklanalım. Olumlu bir şey, yani aynı davranışla ilgili olumlu bir şey yapıyorsa bunu ödüllendirin, olumsuzları görmezden gelin. Kardeşine iyi davrandığında, aa çok güzel davranıyorsun, çok teşekkür ederim. Ya da yemeğini tamamını bitirdiğinde, bugün yemeğinin tamamını bitirdin, teşekkür ederim. Stickerlar, aktivite ödülleri. İletişim halinde. Yani çocukla, evet, aslında iletişim kurmamız gerekiyor. Tabii ki. Yani hepimizin ihtiyacı olduğu gibi. İletişim kurarak daha sağlıklı bir hani çocuk ve ebeveyn olarak ilerleriz. Peki çocukların bu davranışların sebebini konuştuk. Yeme bozuklukları, hepsini konuştuk ama hani bazı aileler bunun farkında olmuyor. Atıyorum, evet, hani tamam, çocuğun öyle bir rahatsızlığı var, tırnak yiyor ama aile farkında değil. Önemsemiyor. Veya mesela anne baba çalışıyor, çocuğa anneanne bakıyor, babaanne bakıyor. Hani bunu nasıl, aileler nasıl anlayabilir? Hani çocuk belli etmiyorsa veya hani kendileri farkında değilse hani nasıl anlaşılabilir bu? Çocuklarıyla aslında gün içerisinde yeteri kadar zaman geçiren bütün aileler çocuklarındaki o farklılığı çok net anlar. Hatta bizden çok çok önce anlarlar. En iyi psikolojik danışman, en iyi psikolog çocuk için anne babasıdır. En çok onlar da iyileşirler. İnsanlar ilişkide iyileşirler. Çocuklar da öyledir. Hiç değilse yani günde bir 10 dakikasını, 15 dakikasını çok hoş bir şekilde çocuğuyla, ama elinde telefonu olmadan, yemeği çorbayı karıştırırken de değil, arkadaşıyla sohbet ederken de değil, bir eliyle oynayıp bir eliyle televizyona bakarken de değil, 15 dakika sadece oyunlar oynasalar çocuklarıyla, ama anne baba ayrı saatleri yapılmalarını çok isteriz. İşte anneyle bir 15 dakika, babayla bir 15 dakika ve çocuğun sizi yönlendirmesine müsaade edin. Çocuk oynatsın. Hangisini oynayalım? Ne yapalım? O tip bir durumda zaten görürler. Çocuklarıyla geçirecekleri toplam, anne babanın toplam yarım saatlik süresinde o kadar çok şey alabilirler ki. Bizim zaten oyun seanslarımız en fazla 45-50 dakika sürüyor. Anneler de yapabilirler bunu. Ama işte hadi şunu oynayalım demeyeceğiz. Onların yönlendirmesine izin verin. Bir de şöyle bir durum var. Hani çocuklar mesela evde ailesinin yanında sessiz. Hani hiç, atıyorum işte, bağırmalar, huysuzluklar vesaire hiçbiri yok. Ama arkadaş ortamında daha saldırgan davranışlar sergileyebiliyor. Yani ama aile bunu görmüyor. Atıyorum öğretmenleri arıyor ve diyor ki işte
çocuğunuz böyle davranışlar sergiliyor. Yani aile şaşırıyor bu durum. Hani bunu çocuk neden ailesinden gizli yapıyor veya evde öyle davranıp neden okulda farklı davranıyor? Bana şurada, yani ben bu hikayeyi duyduğumda aklıma şu geliyor. Evde korktuğu, baskı altında kaldığı bir şey mi var? Yani biraz aile dinamiğini incelemek lazım. Evet. Ailede ya da hiç iletişimleri yok mu? Aile bunu belki de çocukla hiçbir şekilde konuşmayıp görüşmedikleri için belki direkt odasına gidiyordur. Ya da kimse onunla ilgilenmiyordur. Kimse onunla bir çatışmaya girmiyordur. Hani en başında söylemiştim ya, çatışma ortamları güzel diyaloglar verir, güzel etkileşimler evet. verir. Hiç diyalogları yoksa ya da çok baskıcı fiziksel şiddetin var olduğu, psikolojik şiddetin var olduğu bir aile ise çocuk oradaki baskıyı dışarıda boşaltacaktır. Her çocuk bunu bu şekilde yapar. Enerjisini mutlaka bir yerde boşaltır. Evet, çocuklarda bir de şöyle bir şey var. Hani telefon olmadan bir şey yapamaz oldular. Yani yemek yerken bile telefonla bir şeyler izleyip yapmak istiyor. Yoksa ağlıyor veya yemiyor. Hani annesinden veya babasından telefonu vermesini istiyor. Aynen. Hani böyle bir örnekle karşılaştığınızda neler yapıyorsunuz? Hani telefon bağımlılığı adı altında konuşacak olursak. Önce anneye babaya bakıyorum. Bekleme odasında bizi beklerken ellerinde telefonları olan anneler babalar. Ya da çocuk her ağladığında, işte yemeğiyle ilgili söylemiştik ya, çocuk her ağladığında eline bir çikolata, her ağladığında tablet, telefon veren anne babalar aslında daha sonrasında bundan şikayet etme konusunda biraz hakları yokmuş gibi geliyor. Yani yemek yedirirken sürekli tablet eşliğinde yedirilen, tableti biz bir kaşık olarak kullanıyoruz. Mesela çocuklar ne yediğini bilmiyor. Mama şeklinde yapılıyor yemekler. Daha sonra 2 ay ya da ek gıdaya geçildiğinde 8-9-10 aylıktan sonralarında çocuklarda yeme, ısırma, yutma davranışı çok az gelişiyor. Çünkü televizyona bakarak sürekli bir şeyler izliyorsunuz. Doyduğu konusunda bilgisi yok. Ne yediği konusunda da bilgisi yok. Bu tablet süresini 2 yaşa kadar elinizden geldiği sürece lütfen 2 yaşa kadar, hatta belki de 3 yaşa kadar sıfıra indirgesek süper olur. Ama eğer bunu yapamıyorlarsa da 15-20 dakikaya da geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklarda mesela 6-7 yaşında bir danışanım var. Mesela zaman konusunda çok ciddi problem yaşıyor. Çünkü oyunlarda zaman çok hızlı akıyor. Ama gerçek hayatta o kadar hızlı akmıyor. Ve buna adaptasyonu konusunda çok zorlanıyor. Yani 45 dakika gerçek bir süre beklemek ona çok uzun geliyor. Çünkü oyunlarda zaman çok farklı. İnsanların yaralanmaları farklı. Ölmeleri farklı. İşte 7 kere ölebiliyor bir evet. insan. Ciddiye almıyorlar. Sürekli sanal ortamda kaldıkları sürece gerçek hayatta olan bağları kopuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica verdiğiniz ederim. Güzel bilgiler için. Oyun terapisini anlattığınız için çocuklarda. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Reçete programının bugünlük sonuna geldik. Sağlıklı günler dileriz.